Merhaba sevgili dostlar, ee, YouTube kanalımdan sevgiler. E, bugünkü videomun konusu e, Echeverría Runyoni. Eğer sizin de Echeverría Runyoniniz varsa ve nasıl çoğaltılacağını merak ediyorsanız e, bu videomu e, izlemenizi tavsiye ederim. E, Echeverría Runyoni çok güzel bir sukulent türü arkadaşlar. Ee, çok çabuk e, yani büyüyen, zahmetsiz, e, hiç insanı yormayan türden bir sukulent. E, bütün sukulent sever dostlarda olduğunu da eminim. E, e, runyonimiz neleri sever, nasıl üretebiliriz, nasıl toprağı sever. Bunlarla ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi bunlar hep yavru yapraklarını inanın buraya gelişi güzel atmıştım. Bakın çok da güzel büyüdüler. Geliş Gelişimleri özellikle ilkbaharda e, bir patlama yapıyor. İlk, zaten bütün sukulentler ilkbaharda, e, sonbaharda çok güzel gelişiyorlar. Bir yaz döneminde ve bir kış döneminde biraz da bir duraklama oluyor bütün sukulentlerde. E, benim e, içeride e, olduğu için eee Cam kenarında bir nevi şey gibi oluyor, sera ortamı olduğu için bu kış bu kışın da güzel gelişti. Yani bunlar e, şöyleydiler, İnanın şöyleydiler. Şu üç ay içerisinde bu hale geldiler, çok da güzel büyüdüler. E, pencere kenarındaki o güneş, o pencereyi de açıyorum gün içinde. Çok da güzel o, oradaki oksijeni, havayı e, esintiyi de aldıkları için çok güzel geliştiler. E, Nasıl üretebiliriz? Eçeveryayı çelik alarak üretebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz hepimiz biliyoruz çelik alarak. Üstten kesip e, bir miktar dışarıda bir gün beklettikten sonra kuruttuktan sonra kuru toprağa dikiyoruz arkadaşlar. Kuru toprağa diktikten sonra e, yaklaşık bir e, türüne göre Tabii köklenmesi değişebiliyor. Bazı sukulentlerimiz 10 günde bazılarımız 15 günde bazılarımız 1 bir ayı bile geçebiliyor. Ee, yani ara ara baka, bakarak bir 15 gün, 20 günde e, köklenmesi olacaktır büyük bir ihtimalle artık bu, bu türü bu şekilde olduğunu artık biliyorum. E, 15 gün sonra e, köklerini de kontrol ettikten sonra e, sulamasını yapabiliriz arkadaşlar. E, sulamasını yaparken de ilk etaplarda az su verelim. E, Köklerin tam iyice saldıktan sonra ondan sonra normal sulamaya geçebiliriz. Sulamamız da diğer sukulentler gibi hiç değişen bir şey yok. Toprağımız kurudukça suluyoruz. Yapraktan üretebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yaprağını güzel muntazam bir şekilde kırmadan yani e, kesip e, kuru bir toprağa yatırdığımız zaman oradan da bebek verebiliyor. E, ben normalde e, köklenmeden, e, bebek vermeden sulama yapmıyormuş bir şekilde. Ne zaman ki kökler geldiği zaman yaprakta tabii ki eee Ondan sonra bebekler geldiği zaman ben fıs fıs ilk etapta yapıyorum arkadaşlar. İlk etapta ilk dönemlerde fıs fıs da yapıyorum. Ta ki kökler tam gelince bebekler kendini tam gösterince ondan sonra normal ufak ufak sulamalar yapıyorum. Kendini tam toprağa e, adapte edene kadar. E, çelik olarak üretebiliyoruz. Yapraktan üretebiliyoruz. Kendi de çok çabuk çoğalan. Ee, maşallah çok bereketli bir sukulent türümüz. Yanlardan bir taneyken, Yanlardan şu kenardan, oradan buradan veriyor ve acayip böyle bir e, öbek oluyor. E, çok güzel bir, e, yani bereketli çok güzel bir tür. E, toprağı mesela nasıl olmalıdır? E, şöyle bir toprak arkadaşlar, özel bir toprağa ihtiyacı yok, e, normal e, sukulent toprağı. Kendiniz de hazırlayabilirsiniz e, ee, dışarıdan da alabilirsiniz hazır toprağı. İçinde ne olmalı? Ee, bir miktar torf olmalı, e, ee, kokopit olmalı, işte vermikülüt, perlit, biraz dere kumu olabilir. Dere kumu yoksa e, hazır satılan e, kiremit irmiği de olabilir, zeolit de olabilir. Ee, elinizde hangi ürünler varsa güzel böyle geçirgen bir toprak hazırlarsınız arkadaşlar. Böyle bir toprak hazırladığınız zaman bütün sukulentleriniz için, için bütün bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Ee, geçirgen toprak olması çok önemli. Bütün sukulentler için geçirgen toprak çok önemli arkadaşlar. Çünkü sukulentler su verdiğimiz zaman o suyu hemen e, atabilmeli ve e, o kökler kökler kendini salmalı toprağın içinde. E, bu şekilde bir hazırlayacağımız toprak bizim sukulentlerimiz için çok güzel olacaktır. Gelişimleri için de çok iyi olacaktır. Toprağına muhakkak bir de şey koymamız gerekiyor. Ben onu unuttum söylemeyi. Mutlak bir gübre, ya solucan gübresi ya büyük baş gübresi. Yani muhakkak bir gübre kullan kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Katı gübre ben kullanıyorum. Siz yani sıvı olarak da kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Gübreyi ne zaman uygulayabilirsiniz? Ben kendim 5-6 ayda bir. E ee, toprak hazırlarken iki etapta hazırlıyorum. Ondan sonraki dönemlerde e, sıvı olarak kendim yine sulandırarak 6 ayda bir, 5 ayda bir, eee 7 ayda bir o sizin e, şeyinize bağlı, bitkinizin sağlık durumuna bağlı. Bitkiniz güzel gelişiyorsa ekstradan e, 3-4 ayda bir gübre vermeye gerek yok. Yılda 2 defa bence çok ideal olacaktır. E geçirgen toprağı severler. E, çelik olarak üretebiliriz. Yapraktan üretebiliriz. Ee, bereketli bir tür. Çok güçlü bir tür. İnanın soğuğu da tölere ediyor, sıcağı da seviyor. Benim bu sene ki sıcaklarım. Benim burası çok meşhurdu benim bizim sıcaklarımız. İnanın en çok dayanabilen tür bu oldu. O yüzden e, gölgede e, tahmini olarak bilmiyorum ama bizim burada 50'yi buldu arkadaşlar. Belki de daha üstü. Aa, balkonda gölgedeydiler. Yani e, Sıcak, bizim iklimimizin sıcağına çok iyi geldi. E, ya bir e, eksileri de, eks, eksilere de dayandığını biliyorum. Ama bizim burada don olayı olduğu için hiç riske almadım, e, içeride tuttum. E, sizde varsa böyle bir durum, e, don örtüsüyle örterseniz e, dışarıda da tutabilirsiniz. Ama çok, dediğim gibi don olayından, çok eksilerden korumak lazım. Bir eksi dört, eksi e, aşağısına e, düşmemesi bence çok daha e, iyi olur e, şey üstüne çıkmaması e, şimdilik anlatmak istediklerim bunlar e, yani güçlü bir tür e, bu şekilde yaparsanız e, bu sükulent türünüzü e, üretebilirsiniz bereketli bir tür e, videomun sonuna geldim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun.